Mümtazer Türkönen'in yazısı Darbe Mümkün Mü? Ürkütücü bir ihtimal ama teknik olarak mümkün. Dikenli tellerin arasında, silahlı nöbetçilerin beklediği kapıların arkasında, gizli saklı iletişim imkanlarıyla, emrinize itaatle yükümlü askerlerle, ağır silahlarla, zırhlı araçlarla, tanklarla, toplarla, teknoloji harikası uçaklarla, helikopterlerle darbe yapmak mümkün. Emir komuta zinciri veya küçük bir cuntayla darbe teorik olarak her zaman yapılabilir. Ülkenin dış güvenliğinden sorumlu ordu, elindeki silahları iktidara çevirip özellikle herkesin uyuduğu saatlerde darbe yapabilir. Basit ve etkili bir planlamayla kritik yerlerin ele geçirilmesi ve iktidar gücünü kullanan ana kadronun derdest edilmesi bu iş için kafi görülür. Ordunun donanımı ve elindeki imkanlar böyle bir kalkışmaya her zaman elverişlidir. Ancak darbenin kuvveden fiile geçmesi için olmazsa olmaz kabilinden başka unsurlar da gerekir. Askerin siyasete müdahaleyi veya darbeyi kafasında evirip çevirirken en çok korktuğu faktör ekonomidir. Asker kural olarak ekonomiden anlamaz ve müdahale sonrasında ülkeyle birlikte ekonomik enkazın altında kalmaktan korkar. İkinci unsur halkın desteğini elde etmektir. Toplumda meşruiyet arar, bulabilmek için elindeki bütün araçları seferber eder, gerekirse şiddet yüklü psikolojik savaş yürütür. Üçüncüsü ise uluslararası alanda destek bulmak, hiç olmazsa müttefiklerin nötr kalmasını sağlamaktır. Bu üç şart gerçekleşirse iktidarda kim olursa olsun asker darbe yapabilir. Bu yüzden darbe konusunda muhakeme yürütürken askere veya iktidar sahiplerine değil, ülke şartlarına ve gelişen olayların bu üç unsurun nasıl etkilediğine bakmak gerekir. Sıraladıklarım bir muhakeme veya spekülasyondan ibaret değil. 27 Mayıs'a, 21 Mayıs'a, 12 Mart'a, 12 Eylül'e, 28 Şubat'a, Emuhtıra'ya ve 15 Temmuz'a bakıp bir toplama ve çıkarma işleminden geçirirseniz maalesef karşımıza bu tablo çıkıyor. İşte bu yüzden genç teğmenlerin kılıç şakırtıları gibi TSK'yı konu alan herhangi bir tartışma başladığı zaman insiyaki olarak herkesin ve doğal olarak askerlerin de kafalarından darbe rüzgarları geçiyor. Böyle bir durumda kimse ateşe körükle gitmemeli. Hafazan Allah, hepimizin uyanık olması gerekir. Bilhassa iktidar sahipleri özenli ve dikkatli olmalı. Yoksa çağın en büyük felaketiyle karşılaşabiliriz. Genç teğmenler üzerinden sürdürülen tartışma TSK mensuplarının hatta emeklilerinin nasırına basmak anlamına geliyor. Harbiye askerin iffeti namusudur. Türkiye'nin en köklü ve güçlü geleneği askeri geçmişinden çıkmıştır. Harbiye yüzyılların askeri geleneklerinin ana taşıyıcı kurumudur. Her subay ölene kadar harbiyelidir. İktidar ve muhalefet cephesinden harbiyeyi hedef alan her söz ve eylem askerin doğrudan onuruna dokunur. Cumhurbaşkanının sözlerine bakılırsa Mustafa Kemal'in askerlerinin bir kısmı disiplin soruşturmasıyla ordudan atılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi fırsatçılık yapıp partisinden rol çalarak söylediği Mustafa Kemal'in askerleri izlemeye devam edin kışkırtması gibi iktidar eliyle genç teğmenlerin bir kısmını biçecek soruşturma da darbecilerin meşruiyet arayışının gündemi olarak çok tehlikeli. Genç teğmenler gündeminin asıl muhalefete zarar verdiğinin CHP'nin akil adamları farkında değiller. Bu mesele büyütülmemeli ve üzerine bu kadar gidilmemeli. Genç teğmenlere dokunmadan ve bu gündemi uzatıp yaymadan önce iktidar kanadı da birkaç defa düşünmeli. Yukarıda sıraladığım 3 faktörden ekonomi, iç kamuoyu ve dış kamuoyu, en tehlikelisi uluslararası çevrelerin darbe spekülasyonlarını perde gerisinden destekleme ihtimalidir. Darbe yönetimi bazı uluslararası aktörler için bulunmaz bir kriz fırsatı olarak görülecektir. CDS puanının birden fırlamasından çok kâr edecek finans çevreleri Türkiye'nin kanını emmek için hazır bekliyor. Türkiye milli menfaatlerini özellikle kurduğu bölgesel dengelerini darbe yönetimiyle koruyamaz, ezilir gider. Beğenin beğenmeyin, mevcut iktidarın bölgesinde ve uluslararası çevrelerde proaktif yetenekleri ve ağırlığı yabana atılmaz durumda. Darbe her şeyin altüst olduğu bir kumara dönüşecek ve ülke fare kapanına girecektir. Böyle bir teşebbüs hangi gerekçeye dayanırsa dayansın tarihin en büyük ihanetlerinden biri olacaktır. Siyaset algılar üzerinden yapılır.
Türkiye'de darbe şartları da darbe ihtimali de mevcut değil. Ancak yaşadığımız tecrübeler yüzünden korkacak bir şey yok diyemiyoruz. Ya algı sensörleri bozulanlar yanlış sonuçlara varırsa? Uzun ve zorlu bir tedavinin sonucunda artık darı olmadığına inanan adamın hikayesi gibi. Psikiyatri servisinden taburcu olurken hasta doktora son bir soru soruyor. Ben artık darı olmadığımı anladım. Peki tavuklar bunun farkında mı? Bizler bu ülkede darbe olmayacağını, askerin üzerindeki üniformanın şerefi adına böyle bir ihanete girişmeyeceğini öğrendik ve kavradık. Ya beynindeki darbe akrebini beslemekten vazgeçmeyenler?